sorarsan, gel hadi gitmem bana anlatırsan. Uykulara sensiz dalamam ki, yüreğimden atamam ki, yapayalnız kalamam ki, sen yokken ben buralarda. Uykulara sensiz dalamam ki, yüreğimden atamam ki, yapayalnız kalamam ki, sen yokken ben buralarda. Gel hadi gitmem bana anlatırsan. Uykulara sensiz dalamam ki, yüreğimden atamam ki, yapayalnız kalamam ki, sen yokken ben buralarda. Uykulara sensiz dalamam ki, yüreğimden atamam ki, yapayalnız kalamam ki, sen yokken ben buralarda. Bilmemesi normal. Bizde de sırasında büyükler öyle yapmaz mı? Sana isteyeceğiz bu kızı. Gidiyoruz bu akşam denir. Bitti gitti. Belli ki seni görmüşler, gözlerine kestirmişler. Hazır buradayken bitirelim şu işi demişler. Hadi hadi hadi. Süslen sen hadi. Ben gerisini hallederim Gülen. Ne çaresi bulunacak Memiş abi? Kestirdiler attılar işte, vermeyiz parada tarlada diye. Buymuş işte kıymetim görün. Ya ne alakası var Fatoş? Babamda o kadar para ne arasın? Ancak kendimizi idare ediyoruz işte. İyi bey, tamam. Bu mevzuyu kapatalım o zaman. Herkes evine. Bir hataydı, geldi geçti bitti. Kaçmış Güllen Fatoş. Ev kapı duvar. Atta atmış hani. Mahcup ettiniz bizi, sağ olun. Bizim o olayla ilgimiz yok. Kaan'ın işleri işte. E geri alın madem öyle. He? Biz de ne edeceğiz bu atı diye dertlendikti. Hani bakımı şeysi zor. Bak şimdi. Canım Handan öyle demek istemedi. Yani bizim de sonradan haberimiz oldu demek istedi. Ya bize de sürpriz oldu. Kim bilir size de ne kadar sürpriz olmuştur. Özür dilerim. Ne dedim ben sana? Kendine bile sadık olmayı beceremezken sevdiğinden falan sadakat bekleme dedim, değil mi? Ona göre çıkarsın bir dahaki sefere yola. Ben kendime sadığım. Değilsin Seher. Kova kova içmişsin yine. Matrix. Bana arkanı dönme. Bu iş bitmiştir. Arkasını filan aramasın kimse. Yere giresiceler, zehir ettiler. Bir hastalığıyla kıza verdirmeyecekler bana. Verdirmeyecekler. Sor bakalım kızım, kahveleri nasıl içiyorlar? Aman ne kahvesi, dünyanın çayını içtik. E kahve içilmeyecekse nasıl olacak peki? Ne nasıl olacak beycanım? Çok deli karı gördüm ama bu başka türlü. Vay başıma gelen. Nasıl da aptallaştı. Sen kiminle dans ediyorsun hanım? Anne, sana tarih misafiri getirdik. Merhaba anne. Bak bak beyce, maymun gibi taklit ediyor her şeyi. La hevla billah. Lam la billah. Evet evet değil mi? Allah Allah, maymun maymun. Ne oluyor orada? Niye gülüyor millet? Uf ya, bir İngiliz kız bulup getirmişler eve. Türkçe öğretiyorlar, kızı makaraya alıyorlar işte. Sizin evden her şey beklenir. İlk uçakla geliyorum ben Münir Hanım. Ayrullah Bey'le hemen bir toplantı ayarlayayım. Biliyordum. Bunun olacağı belliydi. Adam duydu tabii Kaan'ın ilişkisini. Çabuk bul şu serseriyi. Hah, işte buradalar.
İnanmıyorum ya. Nasıl buldunuz bizi? Perinin korumalarını aradım. Benim korumalarım mı var? Var tabii Pericim. Sen kimin sevgilisisin artık? Kan seni boş bırakır mı burada yokken? Hem duyduk. Arkasını döner dönmez bir hayranına yemek yemişsin. Peri! Of ya! Peri! Peri! Nereye gidiyorsun? Bir dinle lütfen. Hemen gidelim. Senin bir sürü konuda açıklamalarını yeteri kadar dinledim. Bunu dinlemek istemiyorum. Ya dur! Seni burada yokken nasıl koruyabilirdim başka türlü? Mecburen tuttum bu korumaları. Beni bu yaşıma kadar korumalar korumadı. Kendimi korumasını bilirim çok şükür. Sen ne cüretle benim adıma kararlar alırsın? Gidelim şuradan amca. İndiğin yerde konuşacağız. Kaan! Kaan! Araba var işte. Şu arabayı takip et. Hadi. Yürü. Ne oluyor ya? Yapma. Şöyle. Sesini çıkarma. Sür. Bak hala kapalı kızının telefonu. Bak hadi yürü. Nereye be? Bir cumartesi de ben gezeceğim. Bak bir tanesi evde mi? Gezdiriver beni hadi. Kız nereye gideceğiz? Aşağılar ne güzeldir şimdi. Hadi dolaştır beni azıcık. Araba olanlığa da? Traktörle gideriz ne var? Yok artık. Osman'ım hatırladın mı? Seni ilk gördüğümde traktör sürüyordun. Bizim evin önünden geçerken beni camda görüverdiydin de dönüverip bir daha geçiverdiydin. Ah gençlik ah. İyi. Aç meşki sandıkları. Gidilecekse hazırlan. Ardağın içindeki biri hep sarhoştur değil mi? Ne güzel. Hiç ayılmaz. Barbara! Kam. Havuz işte ya. Sanki hayatında ilk defa görüyor havuz. Şu Matrix abi de gözaltı gibi ha. Kızla bunu buldu mu tepesinden ayrılmıyor arkadaş. Matrix abi! Cık. Şu masadakiler bir şey istiyor ya. Selo. Oğlum ilgilensene masalarla. Baktım abi. Ya bak dalgana ya. If you want to swim, you can come tomorrow to swim. No, I want to swim now. Şimdi mi yüzeceksin? Yeah. Okay. Okay. Buyur yüz. Aha kız soyundu. Kız! Geç şunu! What? Geç şunu! Türk erkek. Elhamdülillah. Ne sandıydın sen? Kapat. Kusura bakma Didemciğim. Yalnızım diye bir şey yaptırmamıştım. Lokantadan takviye getirtebiliriz ama. Aa yok bu çok iyi. Şarap açmamı ister misiniz hanımefendi? Aman istemem. Her akşam 100 kilo olacağım. Sen ister misin Didem? Yok teyzeciğim. Can'la kafede buluşacağız. Şu anda içmeyeyim. Aranızın düzelmesine sevindim. Ablamla bayağı endişelenmiştik. Can'la evlendiğimizde biraz daha sorumlu davranacağına söz verdi. Peki sen niçin söz verdin? Daha fazla para kazanması için başının etini yemeyeceksin oğlanın artık değil mi? Sıkıntıya, baskıya falan hiç giremez Can. Dikkatli ol. Ay,
değil ya. I want to swim. I want to swim. Tomorrow. Use make ben. Böyle olmaz. Bu ne ya? Use make. Kapat üstünü. Yarın swim. Why not? Oğlum siz iki kardeş iyi değilsiniz ha. Kırdım ben Fatoş'u Matrix abi. Ne yapacağım abi ben ya? Oğlum hepiniz arızasınız lan. Fatoş onlarda kalıyor diye. Hüseyin de sizden korkuyorsun lan. Evine gidemiyor. Kaç gündür burada kalıyor zavallı çocuk ya. Hey Allah'ım ya. Yeter. Sen neden böylesin? Ben onu anlayayım bu arada önce bir. Nasıl? Ne bileyim. Böyle sen gibi değilsin sanki. Böyle gülü gülü veriyor. Sana öyle gelmiş. Hayır, tomorrow, no. I said please. Selo. Müşteriyle ilgilensene. Sen kimin peşine adam takıyorsun? Bak bak, benim korumalarım varmış. Ben bilmiyorum ama benden başka herkes biliyor peşimde adamlar olduğunu. Ne cesaretle benim her attığım adımı... Nasıl ya? Ben kendimi koruyamaz mıyım ya? Korursun kızım, koruman mı hiç? Hızlı git amca. Dere yoluna varınca çaktırmadan hemen sağ yola sap. Arayı açınca viraj ya orası. Saptığımızı göremezler. Ahmet'i yakalayacak şoför daha anasından doğmadı. Sakın gözden kaçırma. Peki efendim. Geceye kadar biraz siniri yatışsın. İndiği yerde yakalarım ben onu. Hadi azimlisin, geldin bizi buldun. Koruma konusunu niçin açıyorsun? Hadi açtın. Hayranlı yemek lafı nereden çıktı? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Belkıs? Bunun anlamı neydi şimdi? Peri ile aranızda bir güven sorunu var diye hırsını benden çıkarma Kaan. Seni bulmak zorundaydım. Acil konuşmamız gereken şeyler var. Belkıs, 20 tane telefon ettin yerlerini öğrenmek için. Bu kadar önemli şey nedir? Gerçekten merak ediyorum artık. Bak, daha yeni barıştık. Didem'i bile tekneye yollayıp seninle geldim meraktan. Öt artık. İki gündür şirkette burun burunaydık. Ben buraya gelince mi ortaya çıktı o acil şey? Evet, bu sabah ortaya çıktı. Babam hisselerini satıp ortaklıktan ayrılmaya karar verdi. Ne? Senin baban da apar topar İstanbul'a gitmiş. Kararından döndürmek için babamla görüşecekmiş. Ya bir yıl önce de niyetlenmişti Hayrullah amca ama... Ne oldu gene birden böyle? Oğlum ne oluyor lan sana? Daha iki gün öncesine kadar kendin tertar tepinmiyor muydun? Sabahlara kadar dans ediyordun. Abi kılığına baksana. Tepesine kadar şort. Böyle dans edilir mi ya? Allah Allah. İstersen içeriden Selo Ayşe ablanın şalvarlarından getirsin. Rahat bırak lan kızı. Eğleniyor işte. Ne var bunda? Bak bak. Bak bak. Gördün mü? Bak. He, bir acayip bu gece bu. Keyfi pek yerinde. Hayırdır abi? Kendi işinize bakın oğlum siz. Yaşına bak ya. Hayrullah amca ortaklıktan çekilirse çok zor durumda kalır şirket. Ukrayna'daki toplu konut işi tehlikeye girer. Neden abi? Çünkü o proje için aldığımız kredilerin teminatı olarak babamın malları gösterildi. Banka Dündar amcaya o krediyi hayatta tek başına vermez. Mal varlığı bu boyutta bir kredi için yetersiz kalır. Babam çıldırmıştır.
Niye böyle yapıyor Ayrullah amca ya? Ben ne olduğunu tahmin edebiliyorum. İkinizden umudu kesti tabii adam. Peri'yi duydu herhalde. Şu an senin saçmalıklarını hiç çekemem Can. Aman be. Anlamadım, bir dakika. Ayrullah amcanın bizimle ilgili bir beklentisi mi vardı? Yapma Kaan Allah aşkına. Ciddiye alma şunu. Gecikecek herhalde. Ben sıkıldım. Matrix'in bara gidiyorum. Orada bulsunlar beni. Aslında ben de sevmedim filmi. Seninle mi gelsem acaba? Sen bilirsin. Aa bak Sion'un anası. İyi akşamlar Anman Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Mersi, iyiyiz. Ne yapıp durunuz? Bey yok mu? Yok. İstanbul'a gitti. Ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim bu küçük hanım? Misafir mi? Ablamın gelini. Ha, maşallah maşallah. Canı sıkıldı teknede. Bara gidiyor. Sen de gideceksen bir susmayalım seni. Necip vardı koskoca kadın. Sizi tutmayayım. İyi akşamlar. Yürü beyciğim. Hadi, hadi ne dikiliyorsun? Yürü. Sana gözden kaybetme demedim mi? Bomboş yolda nasıl kaybedersin? İki dakika önceye kadar önümüzdeydi Kaan Bey. Birden nereye kayboldu anlamadım. Şu geçtiğimiz yoldan saptılar herhalde. Canım eve gitmiştir. Evin yolunu bilmiyor musun? Ya evinin yolu değil ki abi bu. Kel alaka bir yer. Evin yolu öbür uçta. Buradan yok oldu. Arkadaşına falan mı gitti acaba ya? Of. Uğursuz garıya bak. Döndü içeri giriverdi. İnsan bir buyur eder. Bir kahve olsun ikram eder. Ben koskoca bir masa boyu ikram çıkardım onlara. Daha senin kızın paçasından ayrılmasın oğlanın. Ben göreceğim bunu zamanı gelince. Oğlanın geçip karşılarına alıyorum ben bu kızı dediği günler de gelecek eve. Bakalım o zaman nasıl çıkacak karşıma. Rüya görüyorsunuz rüya. Hayret bir şey ya. 2 metre önündeki arabayı gözden kaçırıyorsun. Kaan. Kaan. Birinin peşinde koşmanın sırası mı? Başımız dertte. Ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Ailelerimizin ortaklığı bozuluyor. Farkında değil misin? Ne yapmamı istiyorsun? Babanı arayıp kızınızla nişanlandık. Aman hisselerinizi satmayın mı diyeyim? Koskoca adam bu kadar sorumsuz davranıyorsa benden ne bekliyorsun? Bıktım senin bu patavatsızlıklarından. Sen var ya, aslında kendin başarısızsın diye Kaan'ı çekemiyorsun. Abuk sabuk konuşma ya. Sosyeteye estetik yapalım biraz.
Ben her işin şık olanını severim şahsen. Şimdi içeri sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ha? Güzel. Sizi bundan sonra tek bir kere daha perinin peşinde görürsem... Neyse, şunu yapacağım, asacağım, keseceğim diye fazla uzatmayın. Kısaca, patronunuz gelince istifa edeceksiniz. Bakın gençler, yolumu kestiniz, kolumu büktünüz, bazı cümleler sarf ettiniz. Bunları problem etmiyorum. Olabilir. Siz de emir kulusunuz. Unutacağım ben olanları. Şahsi almıyorum. Ama şu noktadan sonra büyür iş. Duyuldu değil mi? Duyuldu mu? Hadi lan hadi. Kebabı hak ettiniz. Yürü. Rakı dediydin abi. Lan çakal. Limonatayla yemeyeceğiz herhalde kebabı. Yürü işte. Allah Allah. Parlar, parlar. Anladım ben. Bittiğim ondan sonra her şeyi yaptım. Aa, sen ne arıyorsun burada? Annem de zaten. Canlı Belkıs seni arıyor. Buldular. Ters bir şey mi oldu? Düz olan tek bir şey yok ki. Yani susup durun, konuşsana sen de. Lavaboyu kullanabilir miyim Seher? Ne oldu Belkıs? Ne oluyor ya? Aman, aptal aptal işler. Kaan'a kızdı. Babaları ortaklığı bozuyormuş. Gerilim çıktı bir sürü abuk sabuk mevzudan. Eyvah! Holdingi parçalıyorlar desene. Eniştem Kaan'ı Belkıs'la evlendirir, sorun hallolur. Merak etme. İçecek bir şey versene sen bana. Tamam.
Aferin. Erkencisin maşallah. CEO geldi miydi? Polis yoluyla mı buluyorsun evin yolunu her zaman? Ne oldu bugün? Yatacağım erkenden. Seninkiyle sike vaziyeti var galiba. Benimki falan değil o. O başka bir dünyanın insanı. Onların gezegende insanlar bildiğini okuyor. Başka kimseyi adam yerine koymuyorlar. Madem öyle sen ne demeye merdiven dayayıp o gezegene hoplamaya çalışıyor? Haklısın. Herkes kendi çöplüğünde. Kız, düğüm düğüm konuşmasana. Ne ettim sana? Anlayacağım dilden anlatsana şunu. Beni Tahir'den korumak için peşime gizli gizli adam takmış. Adamlar günlerdir her an neredeyim, ne yapıyorum diye haber yolluyorlarmış Kaan Bey'e. Sen benim malımsın, ona göre diyor yani. Böyle bir saygısızlık duydun mu hiç ya? Ben babama bile hesap vermedim bunca yıl. O çatlak abimler bile kontrol edemediler hayatımı. Sen öylesin. Bizim senin aldığın nefesten bile haberimiz olur dakikasında. Bir yanlışını görelim bak ne oluyor. İnsanı güldürmememiş abi ya. O haberinizin olması milletin çenesinin düşüklüğünden. Ona alışkınız. Hadi ben yatıyorum. Annemler uyudu mu? Bekle uyudular. Kuruldular traktöre, göceye sefa gittiler. Daha sonra. Veli babamla burada. Başımıza kalacak bu kız Osman. Deve şunu yerden. Ama... İstemiyorum ben. Gebur gelin. Bak görüyor musun? Arsız kız bir de bize. Gel gel. Yürü. Yürü lan eve. Bir daha cındırıp eve sokla cebili etsin kızını. Ne var baba ya? Dans ediyoruz. Böyle dans mı edilir lan? Çocuğu olur insanın. Hadi eve çabuk. Eve çabuk hadi. Bu da burada. Dur şuna iki çift lafım var. Hadi gide durun siz. Beyce kudurma. Sırası mı şimdi? Hadi hadi gidin. Beyce. Al bakalım. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Ya kabalık etmek istemem ama geç oldu. Kapatacağım. Kaan niye gelmiyor? Haber vermedin mi yoksa Can? Of, verdik gelmiyor işte. Onun da morali çok bozuk. Peri ile bozuştular. Aa, niye? Az önce geçerken anana rastladık teknenizde. Aa öyle mi? Paranız şeyiniz var ama görgü insanlık falan arama. Handan hanımefendi bir kahve olsun ikram edemedi. Döndü giriverdi içeri. İnsan yarım ağızlı olsun davet eder. Meraklısı değiliz girmezdik zaten de. İşte beni saymayanı ben hiç saymam. Haberiniz olsun. Tekrar iyi akşamlar Behice Hanım. İyi akşamlar Handan Hanım. Hadi hadi. Yürü lan. Hadi çekin lan. Of anne ya. Ne bileyim ben davet beklediklerini. Bir onlar eksikti zaten. Baban telefon bekliyor. Sessiz bir yere gidelim de ara. Babanla şu an telefon konuşması yapmamam çok daha iyi olur bence. Biraz sakinleş de gel.
Teknede bekliyorum. Konuşmamız gerekiyor. Senin yüzünden durup dururken düşman oldu işte bana. Ne durup dururken ya? Başta teyzem. Hepiniz o havada değil misiniz senelerdir? Dündar eniştem de bu davayı koz olarak kullanır her krizde. Biz artık akraba sayılırız Hayrullah'cığım demez mi? Ben bile bin kere duydum. Bir tek Kaan'ın haberi yok açtığınız tezgahlardan. O da duydu işte. Yeter Can. Tabii. Sen Kaan takıntın yüzünden evde kalma emareleri göstermeye başlayınca baban da son kozunu ortaya koydu. Kaan ya bu kızı alsın ya da bana eyvallah. Alır seni alır. Şimdi tam büyük yatırım arifesinde yeni ortak, yeni finansman mı arayacak oğlan? Öldüreceğim seni. Ağzından çıkanı kulağın duysun önce. İyi misin? Bu gece felaket felaket üstüne geliyor abi. İnsanların mutluluk kadar felakete de ihtiyacı varmış. Bak Kaan'cığım, felaketleri sana mutlu olmayı öğretmek için yollanan bir hoca olarak göreceksin. Evde istemiyorum ben bu kıza artık. Ya nereye gitsin baba? Pasaportu gelmedi, daha parası yok. Kaç gün misafir ettik ete? Başka seçsin biraz daha. Bir biz miyiz? Göçeğin turizm elçisi. Yollayın Ankara'ya, kendi elçiliğinde otursun. Pasaportunu orada beklesin. Veririm ben yol parasını. Olmaz baba. Tek başına salmam ben onu Ankaralara falan. Bilinçsiz Veli. Tam memleketinden kalkmış buralara gelmiş. Kendi başına Ankara'ya mı gidemeyecek? Görüyoruz tek başına gezen turistleri olanları. Bence de gidemez. Veli de ondan gitsin. Elçiye teslim etsin, gelsin. Ya aptal aptal konuşma be. He, tabii tabii. Hiç gitmesin. Tabii canım, ayıp. Sokağa atılır mı? Ufacık kız, ayıp. Uyku var, let's go please. Ya uykusu gelmiş kızın. Ayıp, eve gidelim hadi. Bu gece son. İki günde benim malı gibi görmeye başladı limon ağacı. Düşünsene peşimde iki tip. Şimdi dükkana girdi Kaan Bey. Aa, öyle mi? Ne yapıyor? Çantasını astı, çöpü dışarı koydu Kaan Bey. Öyle mi? Gözünüzü ayırmayın o zaman. Böyle bir şey var mı ya? Ne sanıyor kendini? Holding değil burası Kaan Bey. Ne kadar ciddiye aldı şu Tahir'i de. Ödlek midir nedir? Hey Allah'ım ya, yine paket bırakmış eşroğlu eşek balkona. Sizi mi bağladı şimdi de bu hayvan? Ne biçim korumasınız siz ya? Eliniz armut mu topluyor? Hanımefendi kendini korurmuş. Heh, al işte bak. Daha korumalar kendini koruyamıyorlar o heriften.
Kaan. Hoş geldiniz anne. Kıyamet kopuyor, sen ortada yoksun. Gece 3'e kadar seni bekledim. Ama burada mumlu falan, romantik bir gece geçirilmiş anlaşılan. Anne, nedir bu Belkıs davası? Babası gerçekten onunla evleneceğimi düşünerek mi sürdürdü bu ortaklığı? Biraz o da var tabii. Kızının sana düşkünlüğünü fark etmiş olabilir. Hey Allah'ım ya. Peki babamla konuştunuz mu? Harullah amcanın fikrini değiştirebilmiş mi? Bunu senin yapmanı bekliyoruz. Yoksa 3 ay içinde 5 parasız kalacağız. Belkıs'la adamın karşısına geçin ve konuşun. Anne, saçmalamayın. Yani biraz sarsılırız ama dünyanın sonu değil. Hayrullah amca kararlıysa başka bir çözüm düşüneceğim. Babam bu ortaklık bozulursa doğacak sorunlarla boğuşacağına, Belkıs'la nişanlanmanın daha pratik bir çözüm olduğunu düşünüyor. İş bitince bir bahane bulup ayrılır dedi. Ne? Bu kadar büyütülecek ne var? O inşaat 1 yıl içinde bitecek nasılsa. İdare et işte. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Size inanamıyorum ya. Bu kadar basit ha. Bir kızın duygularıyla oynayacağım, nişanlanacağım ve sonra çekip gideceğim. Benden beklenen bu mu? Of, abartma her şeyi. Kahve var mı? Anne. Bunu kabalaşmadan söylemeye çalışacağım. Çok zorlanıyorum ama annemsiniz. Kendimi tutacağım. Bütün gece düşündüm. Bu iş yürümüyor. Babama istifa ettiğimi söylersiniz. Aman. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ne kadar şımarıksın oğlum sen böyle. Büyü artık. Büyüdüm. Şu 5 dakika içinde gerçekten büyüdüm. Kaan. Kaan, gel buraya. Ne yapıyorsun? Kaan. Kaan. Hemen buraya gelmeni istiyorum. Allah kahretsin. Telefon da çekmiyor. Hemen gidelim. Peki efendim. Baby. Baby ya, baby. Kız bırak, köpek yavrusu gibi mıncıkladın durdun. Sınaşma sende. Senin ananın memesi değil o. Hmm.
sütü Beyci ablaya. Süt, milk. Süt, süt. Milk. Milk. Okay. Milk. Yes. Milk. Birkaç ay kalıverse şu kız burada, şakır şakır İngilizce öğreneceğim vallahi. Gel lan buraya. Acaba bunlarla daimi olarak İngilizce konuşulsa, İngiliz hayvanları gibi bol verim alınır mı? Etmeyeceğim ben kahvaltı, edin siz. Etme tamam. Dava o değil, konuşacağım seninle. Ne var abi ya, ne var? Kız terslenmesene ya. İyi, söyle hadi. Babam Barbara'yı evde tutmuyor. Bugün son dedi. Ankara'ya elçiliğini yollayacağım dedi. Niye? Pasaportu falan gelinceye kadar misafir edecektik hani. Dün gece bağda fazla samimi bir pozda yakaladılar bizi. Çok dikkat çekiyorduk. Gülme kız. O giderse ben de çeker giderim arkasından. Heh, bir bu eksikti. İki kelime bile konuşamadığın kıza aşık mı oldun? Bakışları yeter onun be, bakışları. Çat pat konuşuyoruz hem. Anlaşmak istedikten sonra. Doğru. Türk kızı olsa kaç kelime edebilecektin ki sanki? Kız maytap geçme. Vallahi billahi parçalarım seni. Ya ettirmiyorlar, ettirmiyorlar kız. Hadi şşşt. Doğru durun be. Peri, şu Siyon'un numarasını versene bana. Ne oluyoruz ya? Herkes doluştu sabah sabah. Ne yapacaksın Kaan'ı? Ya versen ver. İşim var ondan. Ne işin olabilir ki senin onunla? Ali, lan Barbara işini ne yapacağız? Ya Barbara, Barbara hepsini topluca halledeceğim ben şimdi. Ya versene şunun numarasını. Ver ver çabuk, hadi. Aynından bir tabak daha bir de çay alayım. Hemen abi. Maşallah abi, anamın böreğini beğendin galiba. Nefis olmuş. Alo. Ne haber Ali? Hiç. Kahvaltı ediyorum kahvede. Hadi ya. Ciddi misin? Araba var. Tabii tabii. İyi geliyorum 15 dakikaya. Sipariş iptal. Gel hesabı al. Sağ ol. Teşekkür ederim. Alın bakayım. Al kızım. İç, iç. Hadi. Ne oluyor be bunlara? Yalvartmadan içiverdiler. Siz şov yapıyor. İçe bu kadar, acelemiz var. Nereye? Arkadaşlarla Fethiye'ye gidiyor. Perinin İngiliz müşterisi varmış. Gideceğiz baba, sarı gelmedi. Hallerine bak, hallerine. Yalan atacaklar ama ağız birliği bile yapmayı beceremiyorlar. Yalan değil baba. Hepsini yapacağız. Hı? Ama sırayla. Bunu bugün bindirin gitsin. Bu gece istemiyorum evde. Bir daha söylemeyeceğim bak. Al. Bunu da yol açlığı yapsın. Tamam baba. Akşam otobüsüne koy vereceğiz. Tamam hadi. Bak bak. Anlıyor gibi sanki. Ben anladıysam. Goodbye Osman baba. Kızım memleketine git. Orada burada kız başına donanılmaz öyle. Al şunu diyor. Otobüs. Sen go home. Mama papa özlemiş seni. Ah ah. Kabahatin büyüğü bunların mamasında papasında. Atıveriyorlar çocukları sokağa. Gidelim mi? Say goodbye Barbara. Goodbye. Teşekkür ederim. Hadi. Güle güle. Bak kızım. Barbara. Oraya çileye git. Çal kapılarını. Evine yolla onlar seni. Hadi bakayım.
Hadi bakayım. Güle güle. Evi göstereceğim ben sana uzaktan. Takip et bizi. Tamam. Nasıl razı edeceksin? Çocuk oyuncağı. Sen bana bırak. Siz görünmeyin, evi gösterin, gidin evde bekleyin. Bak, dinle şimdi. Hı. Eve gidince mutfağa üst çekmecede böyle 3 tane sandalye yapacaksın. Bunları alıyorsun. Abla, ne oldu böyle sana? Yok bir şey. Olur mu abla? Ben anlarım. Yüzün gözün karışmış. Ay burada herkes ne meraklı ya. Sen bize şu güzel balınızdan getir, hadi. Hadi. Abi, bitmiş kız. Karışma sen. Günaydın. 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 Hoş geldin. Kahvaltı yapıyoruz değil mi? Evet ya, çok açım. Bakma Selo, uç. Aman ya, bunlardan da kurtuluş yok. Hayırdır? Bütün gece benim oradalardı. İkiye kadar kavga ettiler. Ben de neden uğramadın diye merak ediyordum. Niyetim vardı ama bunlar doluştu. Büyük problem var. Kaan'ın babasıyla Belkıs'ın babasının ortaklığı mı bozulmuş ne? Sebep? Vallahi Can'ın yorumuna göre gerçekleşmeyen bir evlilik yüzündenmiş. Kaan'la Belkıs? Hmm. İnanmıyorum. Bayılıyorum şu iş alemine. Montaj sanayi ya. Dündar, çok kötü bir şey oldu. Kaan istifa ettiğimi babama söyle dedi, sonra da çekti gitti. Perişan, Feci aşık Kaan'a. Bir umudu bu ortaklıktı. Şimdi Kaan'ı uzaktan bile göremeyecek. Ne var arkadaş bu Kaan'da ya? Şeker çocuk tamam da böyle toplu intiharlara yol açacak kadar. Nesi var bu kadın milletinin abi ya? Seher özür dilerim. Seher dinler misin? Seni kastederek söylememiştim. Böyle davranmana gerek yok. Unutma. Ben bağımlıyım. Bağımlının ne zaman nasıl davranacağı belli olmaz. Onu unuttuğunu sanıyordum. Onun için böyle rahat konuşmuştum. Bu da sana kapak olsun Matrix. Be. Selam Fatoş. Hayırdır Kaan abi, bir şey mi oldu? Kötü bir haber mi var Kaan abi? Kaan abi, Ali'ye bir şey mi oldu? Kaan abi söyle bak, doğruyu söyle, bir şey mi oldu? Gel benimle Fatoş. Ali kendini bir şey etti değil mi Kaan abi? Kaan abi söyle, ne oldu, bir şey oldu mu? Ah benim eşik kafam ya, of ya. Kaan
Kaan abi, ne olur söyle ya. Ya biliyordum, bir şey oldu işte ya. Ne oldu? Of! Gel teyzeciğim. Selam çocuklar. Of, ne gündü ama. Kaan'la görüşebildiniz mi? Görüştüm. Şirketi bıraktı. İstifa etti. Yine başladı. Yeni susturmuştuk. Beyaz şarap. Hemen söylüyorum teyzeciğim. Buz gibi bir beyaz şarap açabilir miyiz lütfen? Olaylar iyice kontrolden çıktı. Şimdi de Kaan şirketi bırakmış. Aferin be çocuğa. O iş hayatının cinneti içerisinde nasıl oldu da böyle aklı başında kalabildi hayret. Kısa sürede aklını tekrar yitirebilir yalnız. Trilyonlarla oynarken beş kuruşsuz kalmak sıkar biraz. Öyle kolay değil. Bazı insanlar için kolaydır Can. Tabii çok az sayıda insan için. Ben gidiyorum. Selo, götür bunu canım. Heh, sar. Yara iyileşince anlamayacak mı yalan attığını? Nereden anlayacak? İz kalır oğlum, iz. Bilek kesilirse iz kalır. Ne bilecek bir iz kaldığını? Her gün bileğini mi kesiyor? Konuşturma beni. Havaya girmem lazım. Ataş. Ataşım. Ataş. 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 Ataşım. Yıkan artist. Baksana artist diyor. Abartılı mı oldu lan? Oldu tabi. Üçkağıtçı diyor, üçkağıtçı. Hadi gel. Ataş. 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 İyi misin Mel kız? Çok üzgünüm ya. Bütün bunlara nasıl sebep olur babam? Kaan giderse. O şirket. Gitmez Belkıs'cığım. Sinirle söylemiştir. Vallahi pek öyle değildi. Ben oğlumu tanırım. Geldi geçti. Ağlama. Ya. Acık yatacağım ben. Gel ben seni yatıram gel. Yatıram gel. Kalk yavaşça. Manyak. Gel gel. Giy şunu. Ellerin hiç tatlıya bağlanır artık herhalde değil mi? Herhalde. Teşekkür ederim.
Sana epey zahmet verdiler gene. Önemli değil. Dün gece korumaların istifa etti. Onları bu masada bağlanmış kafalarında çuvalla buldum. Şamdanlar da yanıyordu. Çok etkileyici bir sahneydi. Kim onları bu hale getirdi acaba? Neyse, ben dolabı bir kontrol edeyim. Nüfus epey arttı. Aslında gidip doğru dürüst alışveriş yapmam lazım. Devamlı kalacaksam her şey gerekli. Siz oturun. Ne demek devamlı kalacaksam? Nasıl ya? Ben kızcığım. Biliyorum bu konuları dillendirmek hoş değil ama artık bu noktadan sonra hepimizin çıkarı söz konusu. Kusura bakma, açık konuşacağım. Tabii Handan abla. Babanın Kaan'ı bir damat adayı olarak gördüğünü biliyoruz. Bu son çıkışının altında da belli ki işleri hızlandırmak var. Kaan'a ve bize çok kızgın belli. Biz de çok arzu ederdik siz evlenin ama biliyorsun bu işler gönül işi. Biraz da zaman işi. Şimdi Kaan da inada bindirdi. Ama aklıma da bir çare geliyor. Babanın kafasını bir tek şey karıştırabilir. Belki o zaman Kaan'a olan öfkesi durulur. Cinsin sen teyze, cin. Şimdi Belkıs başka birisiyle aşk yaşayacak. Hayrullah amca da bunu duyup ha, arıza çıkaran bizim kızmış diyecek ha. Lütfen saçmalamayın. O zaman sonsuza kadar bay bay Belkıs. Kaderine teslim ol. Git Malike annenizde akşama kadar otur, babanın paralarını say. Kaan da burada balıkçılık yapsın. Halbuki holdingde Kaan'la çalışmaktan ne kadar mutlu olduğunu biliyorum. Bir gün senin değerini o da anlayacak, onu da biliyorum. Halbuki senin adını bir aşk dedikodusuna karıştırsak, birisiyle gazeteye falan düşsen el ele. Tamam da kiminle? Ama ne bileyim. Şu oğlan mesela. Hiç fena değil. Matrix mi? Yapma. Biraz para falan veririz. Nedir yani? Matrix olmaz. Kaan? Kaan? Benim. Mangal yaparız. Çok güzel et aldım. Bir de salata. Veli nerede mangalı yaksın? Biz de birlikte salata yaparız. Kaan. Adımı mı ezberliyorsun? Ne demek istedin biraz önce? Devamlı kalacaksan falan dedin. Evet. Devamlı kalacağım. İşi bıraktım. İşi mi bıraktın? Neden? Çünkü Pericim, ailem mali durumları bozulmasın diye benim Belkıs'la nişanlanmamı istedi. Bu da bana ters geldi. Aslına bakarsan şu anda sürmekte olan bir iş bitinceye kadar nişanlı kalmam yeterliymiş. Sonra def edermişim kızı. Bana asıl ters gelen de bu oldu. Yuh yani. Yani affedersin, ailene yuh demek istemedim. Dede, izin veriyorum. İnsanlara kuklaları gibi davranmak aileliği bir özellik herhalde sizde. Hala seni o heriften korumakla hata ettiğimi düşünmüyorsun değil mi? Düşünmüyorum. Ama bana danışmadan benim hayatımla ilgili kararlar almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu beni hiç tanımadığını gösteriyor. Umarım bu yeni dönemde seni daha yakından tanıma fırsatı verirsin bana. Hem yardımına ihtiyacım olacak. Birkaç hafta sonra evsiz ve tamamen parasız kalacağım. Yeniden başlamak için güzel bir yere benziyor sizin bu memleket. Niye gülüyorsunuz? İstediğiniz iddiaya varım. 10 dakika içinde ikna ederim. Ya Deniz'im bırakın.
Hiç bu kadar gülmemiştim. Her şeyin bir fiyatı vardır. Sizin bilmediğiniz bu. Gerçekten teyze, bu imkansız. Tanımıyorsun sen o çocuğu. Çok ilkeli, prensipli falan birisidir o. Gerçekten yani Handan abla. Tam adamını buldum. Affedersiniz. Bana bakıp bakıp mı gülüyorsunuz yoksa bana mı öyle geliyor? Çok özür dileriz. Bir konu oldu da. Dinliyorum. Pardon. Biraz konuşabilir miyiz? Biz mi? Evet. Lütfen. Size bir teklifte bulunacağım. Buyurun. Anlamıyorum ya. Ben yemek yiyerek izlemek istiyorum. Selo. Gel gel. Buyur abi. Bana şöyle ortaya bir karışık ızgara tava falan ayarlasana. Bu durum böyle. Bilmiyorum ne olacak. Kırıldım ben sana çok. Ben kırılmıyorum sanki. İyi o zaman. İki kırık kalpten bir sevda çıka. Tarla mağla neyse veriveririm dedi baba. O iş tamam. Ya. Babangile karşı yüzün yere gelmez. Sahi mi? Bak hala aklı fikri tarlada. Aman be, ben gölünün çenesinden korkuyorum. Sizin şerefiniz bana ne? Tamam be, tamam. Tarla işi tamam. Yalnız şunun nikah işini bu durumda bitirmek lazım. Sabah belediyeye gidiverelim, başkan abi kıyıversin nikahı. İş uzatmaya gelmez. Yoksa anam da senin köylüler derken mutlaka çıkar. Kız gene ne sallandın, durun suratını. Evliliği vereceğiz işte, istemiyor mu? Bir gelinlik olsun, alıvermeyeceğim mi? Kız pazar pazar nereden bulacağız gelinliği? Gelinlikte giyineceğim, resimde çekineceğim. Ya. Uf, rezil oldum ya. Susun ya, bir şey duyamıyorum. Ne zaman yapıyoruz bu tezgahı? Kabul ediyorsunuz yani. Anlaşırız. Ne kadar bir şey var aklınızda? Fazla değil. 20.000. Anlaştık. Durun ya. Gazetede samimi bir resminiz çıksın yeter. Öpücürgen falan yani. Yani kolunuzu atmış da olabilirsiniz. Ödemeyi alınca bir saat içinde resmi veririm. Hemen geçelim hesabımıza. Ben basın danışmanımızı arayayım. Adamlarına bu yörede gazeteci var mı bir sordursun. Anlaştık. Hesap numaramı yazıp yolluyorum. Tamam. Ne oldu? Ne olabilir? Tamam. İnanamıyorum. Niye inanmıyorsun? Allah'ın gariban barmeni. Parayı görünce... Handan Hanım'a götür şunu. Fırla. Çok şaşırdım. Hiç öyle birisine benzemiyordu. Daha insanlar hakkında öğreneceğiniz çok şey var sizin. Buyurun. Sağ ol. Tekneye dönüyorum. Aramam gereken yerler var. Belkıs'cığım, size haber vereceğim gazetecilerin durumunu. Ortadan kaybolmayın. Tamam Handan abla. Thank you.
Gelsene Peri. Ne girmen içeri kız? Girmeyeyim Neziha abla. Şey diyecektim ben. Senin gelinin gelinliği duruyor mu? Durma mı? Duruyor tabii. Daha geçen ay düğün oldu ya. Ne içersin sen gelinliği? Bir arkadaşa lazım da yarın getireceğim. Alabilir miyim? Önce bir geline sormam lazım. Kimmiş bu arkadaş? Orasını karıştırma Neziha abla ya. Bir hayır yapacaksın işte. Yapıyorsan yap. Enteresansınız siz ha. Çok eğleniyorsun bakıyorum. Holding işlerinden daha eğlenceli olduğu kesin. Ne yapalım? Tutturdu gelinlik diye. Gitmeni istemiyorum. Okay. You, I, evlenelim. What? Evlenelim kız. Na 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 na. Merhaba. You wanna get married? Yes yes, Mary Mary. You and I. Barbara, benimle evlenir misin? Okay, tamam. Tamam. Pasaportun gelsin, evleniyoruz. Gelene kadar burada kal sen. Pasaport come. You and I marry. Okay. Bu da her şeye okey diyor ya. Kızı iyice anladın değil mi? Neyse şu CEO gelsin, iyice sorarız. Mary Mary. Ne oldu be, gelin mi kovaladı? Kovalayacak altına mı düşmüş? Ne bu hal, koşturuyorsun gıcına zifteymiş gibi? Peri İstanbulluyla gizlice evleniyormuş. Neziye'nin gelininin gelinliğini istemeye gelmiş. Oğlanla gelmiş hem de. Kaçtılar zahir. Sabaha da nikaha geçecekler bana kalırsa. Ne be ya? Ondan mı koşturuyordun? Pek de güzelmiş. Çok güzel canım. Hadi beyler, biz eve dönelim. Babamlar kuşkulanmasın. O gelinliği işi bitince geri vermeyin. Biri daha giyecek. Kim giyecek abi? Bana bak Len. Yoksa... Ya evlenme teklif ettim, bu da olur dedi. Ama anladı mı bilmiyor. CEO, ya bir de sen sorsana. Barbara'ya evlenme teklifi mi ettin? Gavur gelin mi alacağım Veli? Ya gavur mavur demeyin ya. Müslüman oluverir. Bir iş sanki. Hayda. Ya anlatıverin işte her şeyi. 2 günde kız seni tanıdı. Evlenmeyi kabul etti. Bir de Müslüman olacak. Brad Pitt olsan zor be abi. Brad Pitt? Yani. Şu kızla biz bir doğru dürüst konuşalım da. Come on Barbara. We have to talk. Okay. Brad Pitt'i çok beğeniyorsun galiba. Odanda posterleri falan var mı? Yok ama bir iki adam yollayıp kontrol ettirebilirsin istersen. İçin rahat etsin. Sapıksın lan sen. Ah. Yavaş be. Niye lan? Bundan daha güzel bir kız var mı şu dünyada? Canımsın. Ali ya bir bak. Ya çok güzel, çok güzel. Kirletme. Harika. Sana da günde oldu bakıyor. Sus be sus. Beyce 9'dan 10'dan önce gelmez. Mevlüt anca biter. İkramda duaydı derken 2 kadeh devri verim o gelişiye kadar. İşlet açacağım acık be. Barbara'yı, Fatoş'u, CEO'su derken bütün hafta sinirlerim diken diken dolandım. Postanız mı kızgati olarak? Bu gece otobüse koyuverecekler. Sana da veren mi bir kadeh? Yok ağam, estağfurullah. Yok işte beyce içi ver. Tek başına gitmiyor bu Meret. Sağırış oluverir, sen ne edeceğiz? En fazla oynarsın lan, ben bilmez miyim seni? Ha
Hadi hadi. Kırk yılda bir. Emrediyorsan gideceğiz mecburen. Başka çare var mı? Emir kuluyuz biz de. Bakayım. Yuhuf ya. Allah Allah. Biliyor. Bir saattir ne konuşuyor lan bunlar? İngilizce konuşmak kolay mı o kadar oğlum? Kemküm iki cümle kurasıya bir saat geçiyordu. Herif şakır şakır konuşuyor. Ne kemkimi? Pek üzgün bir halleri var. Baksana renkten renge giriyorlar. Okay Barbara. We'll figure out something. Don't worry. Ya ne yapacağız? Korkunç bir durum. Pasaportunu nasıl alacak? O işlemler sırasında her şey ortaya çıkar. Kızı hemen sınır dışı ederler. Ya sonsuza kadar kaçak olarak pasaportsuz da yaşayamaz ki. Burada da yakalanır bir gün. Of. Abim de aşık oldu kıza. Vili de meraktan ölüyor. Gitti. Ne oluyor ya? Niye bozuk atıyor bu kız? Ne dediniz ona? Ya yok bir şey. Şey olmuş. Pasaportu gelinceye kadar bekleyecek işte. Sonra? Sonra gidecek. Ailesiyle falan konuşması lazımmış. Bozulurlarmış habersiz evlenirse. Bir memleketine gidecek yani. Evet. Beni istiyor yani. O süre içinde biraz tanırız birbirimizi dedi. Okey dediydin. Çıkma teklif ettin sanmış. Ha. Tamam çıkarız. Şimdi ailesiyle evlenme işini konuşacak dediniz. Bana bak. Bak benim kafamı karıştırmayın ha. Ne dedi bu kız? Abi. Bak sakin ol. Üzülme tamam mı? Kızın durumu biraz karışık. Veli. Barbara ülkesinden kaçmış. Polis arıyormuş onu. Ne? Erkek arkadaşı bir market soymuş. Bu da yanındaymış. Kaçmışlar. Sonra bu da oğlanı terk edip ülkeden çıkmış. Vay başıma gelen. Pasaportunu çıkartırsa polise bildirecekler durumu. İade edilecek hemen. Başvurduyduk. O kadar gittik dilekçe şey yazdık. Baksana. Başka isimle başvurmuş. Pasaport istemek onun için direkt tutuklanmak demek. Tamam pasaport istemez. Saklarım ben onu. Abi. Veli bir sakin düşün. Çek gidecek hem de hapse koyacaklar. Binlerce kilometre uzakta. Sonra göremeyeceğim. Olacak şey değil. Öldük mü biz be? Biz de oturacak. Evlendik derim ben hanıma. Vermem onu ben. Vermem. Ne oluyor be? Hadi çak bakayım. Olmuş bununla. Memiş abi bu ne hal? Oynayın kız oynayın. Hadi. Vallahi oynayasım geldi. Malum sebepten ötürü. Hadi oba. Baba biz de içeceğiz. Gitti. Ne yapıyorsunuz? Ya bir doğru durun. Annem nerede ya? Mevlüt'te. 9'dan önce gelmez o. Saat 9 zaten. Sakinleyin. Delirir sizi böyle görürse. Alın. Getir rakıyı getir. Ben Elte bak kendine. Elte. Elte. Şimdi ben Ali, sen Veli, Elte. Yeah, huh. Ali, Veli, sen ben Elte. Hadi kızlar, bir şeyler yiyelim. Tamam, biz hazırlarız Kaan abi, sen otur. Gel Elte, ham.
Okey Yalti. Okey. Makarna yapacağız şimdi. Pasta. Pastayı nereden çıkardın kız? Makarna diyorum. Bu saatte pastayı nereden bulacağım? Makarna, makarna. Bir metroya binelim dedik. Şu başımıza gelenlere bak. Pardon. Aranız Hakan abi. Çok inattır peri. İdare etmesi pek zordur ama. Allah sana kolaylık versin vallahi. Ne yapacaksın? Dur bakalım. Daha benim ne kadar inatçı bir adam olduğumu bilmiyor. Ne yiyoruz? Pasta. Çok acıktım. Pastayı ben yapacağım. Nasıl edelim de biz bu işe? Bittik biz! İrezil olduk! Bu kızı öldürecek bizi! Nerede bu İrezil o kızı? Buradayım anne, ne oldu? Burada mısın? Sen de mi iştin diyeceğim ama yakışıksız kaçacak. Ne oluyor be? Ne arıyorsun sen burada? Annem de uçmuş ha. Anne nerede olacak? Burada ya kız. Ya burada. E kaçtısı öğlen dediler. Gelinlik almışsınız. Sabah evlenebilecekmişsiniz. Dur. Kimden kaçıyorsun sen? Hı? Nereye kaçıyorsun? Nerede bu peri? Bunun gebertsem onu. Hayda, buradayım ya baba. İzah et çabuk. Nezihe'nin gelininin gelinliğini niye aldın? He? Konuş diyorum sana, konuş. Ya yok öyle bir şey. Bu mu kaçmış? Nerede lan bu kız? Bulun bana çabuk! Nerede bu peri? Bulun bana çabuk! Yok. Bulun lan! Ay kızım baba! Onun bilgisi yok. O gelinlik başka bir şey için alındı. Ne için alındı? Bu Veli Barbara'yla evlenecek. Öldüreceğim lan seni! Niye öldüreceğim? Dur lan dur! Dur seni dövecek şimdi! Sonra dövecek! Çılacağım lan seni! Nereye kaçacaksın lan? Ne istiyorsun? Anne! Anneciğim iyi misin? Bak! Çok güzel. Ya çok iyi misin? Buluşacak Kaan abi. Yok yok, çok güzel. Tam sana geliyorum. Bence çok güzel valla. Evet evet. Saçımı da böyle yapayım. Harika. Ya dokunamadın. Yapmayacaktım bana bunu peri. Arkadaşlar, sahne sizin. Arabada bekliyorum, hadi. Efendim Andino abla. Paparaziler oraya doğru yaklaşıyor. Tamam. Tamam mı? Evet, yaklaşıyorlarmış. Sizden borç aldığım içkileri getirdim. İyi, koy oraya. Gel bak kız. Herkes satılık ya. Herkes. Belkıs Hanım buraya döner misiniz? Çekmeyin arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Belkıs Hanım bir açıklama yapar mısınız? Yok bir şey. Yok bir şey. Belkıs Hanım. Arkadaşlar açıklamayı ben yapıyorum. Ne açıklaması ya? Kapa çeneni. Bir dakika ya. Beyefendi adınız ne? Bu sahne numaradan sizler için oynandı. Aslında beni parayla tuttular. Ne kadar para aldınız ve kimden? Ne yapıyorsun sen? Bir saniye bekler misin?
Bir yere oturalım. Ben size uzun uzun anlatacağım. Kimden para aldığınızı söyleyebilir misiniz? Bakın bayılacaksınız bu hikayeye. Ne yapıyorsun sen ya? Kapitalistlere karşı eylem yapıyorum. Biraz açar mısınız? Sizi kim tuttu acaba? Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Buyurun buyurun. Her şeyi anlatacağım. Evet ya. Evet. Fıstık gibi bir hikaye. Selo, viskiyi açalım. Tamam. Kilo mu aldın biraz ya? Ha? Kaan. Kaan. Are you okay? Are you okay honey? Are you okay? Come on. Wake up. What you doing? Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! Sensiz dalamam ki, yüreğimden atamam ki, yapayalnız kalamam.